Peki e, İsmet Bey sizinle devam edelim. Şimdi e, Türkiye'nin bu dış politikada atacağı normalleşme adımları mesela Mısır ve Libya ile diyaloglar, Doğu Akdeniz'deki enerji politikalarımıza nasıl yansır sorusu da tabii beraberinde geliyor. Yani İsrail ile atılan bu önemli adım ve beraberinde e, önümüzde e, ne gibi e, aşamalar olacak? Şimdi e, Yasir Arafat Demirel Başbakan'dı ona bir şey söylemişti. Bu İsrail o zamanlarda da tartışılıyordu. İşte Türkiye İsrail ile ilişkileri iyi mi kötü mü diye o zaman da bir tartışma vardı ve Yasser Arafat aynen şunu söylemişti. Türkiye'nin İsrail ile temas halinde olmasını olması bizim açımızdan sizin ilişkinizden çok daha önemlidir demişti. Yani siz e, İsrail üzerinde bizim adımıza daha fazla müdahale edebilirsiniz anlamında kullanmıştı bunu. Ee, burada önemli olan Türkiye'nin ne yapacağını bilmesi. O çerçevede olur. Ancak e, tabii şu anda e, İsrail başka bir yerde. Onu da görelim. E, çok da iyimser olmayan bu temaslar dursun. Fakat İsrail e, biliyorsunuz Doğu Akdeniz'deki konumlanmasında Amerika-İsrail ekseni var ve bu eksenin içerisinde Yunanistan, Rum kesimi ve Fransa gibi ülkeler de var. Yani böyle de bir şey var. Yani son dönemde yapılan Doğu Akdeniz'deki tatbikatlara bakın. Hepsinde Türkiye'nin Mavi Deniz'deki haklarını kullanmasına yönelik tatbikatlardır. Yani orada çok iyi niyetli olmadığına ilişkin elde çok sayıda veri var. E, bu konuda da dikkatli olmak lazım. E, İsrail'de bir de iş mücadele var. Ona da bakmak lazım. Şu anda biliyorsunuz ciddi bir siyasi ...istikrarsızlık var, bir pat durumu var... Ee, ...yarın ne olacağını kestirmek de... ...biraz zor... ...bir başka noktada da şu... E, ...Türkiye'de bazılarının şöyle bir niyeti var... ...hep bu oldu, geçmişte de oldu... ...İsrail üzerinden Amerika ile... ...ilişkileri toparlayalım mantığı... ...yani Yahudiler... ...Amerika'da hakimdir... ...biz işte İsrail ile ilişkileri düzeltirsek... Amerik onlar üzerinden Yahudiler üzerinden İsrail ile ilişkilerini toparlarız. Böyle anlayışlar da var. Bunlar çok sakat şey. Bu noktalarda dikkatli olmak lazım. Fakat bence asıl önemli olan şey yani son dönemde ee, Tahran'da bir zirve yapıldı. Üçlü zirve. Astana süreci sanki böyle öldü mü derken o canlandırıldı. Devamı konusunda da garanti alındı. Nasıl garanti alındı? Bu yıl içerisinde ee, yeni Astana zirvesinin Moskova'da yapılması kararlaştırıldı Tahran'da. Ve orada yapılan, e, alınan kararlar son derece kritik ve önemliydi. Ondan daha önemli olan Soçi zirvesi. Bakın Soçi zirvesinde e, genel stratejide Rusya ve Türkiye arasında önemli ölçüde anlaşıldığı gözüküyor. Zaten bu sonuç bildirgesini de yansıdı. Sonuç bildirgesinin bir maddesi Libya. Şimdi Libya konusunda Türkiye ve şey nasıl anlaşır? Görünüşte karşıymış gibi gözüküyor ama e, o konuyla yakından ilgilendiren herkes de bilir ki Libya'da e, iki ülkenin bir irtibat bürosu bile vardır. Yani istihbari anlamda irtibat büroları bile vardır. Şimdi Rusya Libya'nın yani mavi den şey mavi vatan açısından önemli olduğu için Libya'yı önemsiyorum. Libya'nın e, doğu kesiminde etkili yani Bingazi bölgesinde, Türkiye'de batı kesiminde etkili Trablus bölgesinde. Eğer iki ülke beraber hareket ederse oradaki diğer güçleri devre dışına bırakıp birisi diyelim ki doğudakileri etkiler, birisi de batıdaki de etkiler ve Libya'nın toprak bütünlüğü ve petrol satışını da organize edecek şekilde bir işbirliğine götürebilir. Benim anladığım kadarıyla ee, Soçi'de bu konuda da bir anlaşma yapıldı. O çünkü Libya maddesi sonuç bildirgesine girdi. Şimdi her şey açıklanmaz biliyorsunuz böyle zamanlarda. Bir de bakın Soçi'de e, bir hassas nokta daha var. E, 2021'deki Soçi zirvesi baş başaydı biliyorsunuz. E, bu seferki Soçi zirvesi de e, iki sefer baş başa görüşme yapılıyor aynı gün içerisinde. Bütün bunlar. Ee, işte Suriye konusunda alınan adımlar var ve hemen arkasından yapılan hızlı bir gelişme var. İşte Dışişleri Bakanı'nın açıklaması. Bu olay yeni değil. İki bakanın görüşmesi. Çok eski. Yani çok eski derken aylar önce. Fakat niye Soçi'den sonra açıklandı? Bir mesaj var. Arkasından Sayın Bahçeli'nin açıklaması var. Destekleyen açıklaması var bu süreci. Arkasından AK Parti yöneticilerinin verdikleri mesaj var. Hayati yazıcı işte dedi daha e, üst aşamaya çıkaralım dedi. Doğrudan e, dedi temasa geçelim dedi. Yine AK Parti'nin Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi Metin Külünk'ün açıklamaları var. 2011 öncesine dönelim artık diye. Yani bütün bu süreçler e, bölgede olumlu bir havanın estiğini gösteriyor. Bu peki biz bunu açtığımız zaman zaten meseleler önemli ölçüde çözülecek. Burada İsrail yani nasıl bir etki yapar? Dediğim gibi e, İsrail'in niyetinde bir gaz çıkarıyor orada. Bu gazın müşterisi neresi? Bu gazın müşterisi işte bunu Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden bir başka yere taşımaya çalışıyor. İşte İsmet Projesi e, o zaten şeydi. Türkiye'yi tehdit için ortaya sürülmüş bir projeydi. Ve hiçbir yoktu, e, haklı yanı yoktu. Hiçbir geçerliliği yoktu. E, yani olmayacak bir projeydi. Sadece Türkiye'yi tehdit için bak siz bizim yolumuz var demeye getirdiler ama dikkat edin o proje üzerine tek bir kuruşluk yatırım yapılmadı. Bu sadece Türkiye tehdit içinde. Eğer bu gaz gidecekse işte güzergahta gözüküyor. En ekonomik boyutu e, Türkiye üzerinden geçecek olan hattır. E, bunun dışında da diğer şeyin hiçbir kar olmayan bir işi kim ne yapacak? E, şu anda doğalgaz fiyatları çok yükseldi. Belki bugün karlı ama. Üç gün sonra Rusya ile Avrupa anlaşırsa ne olacak? O doğalgaz fiyat doğal gaz fiyatları aşağı inecek. Katkı olsun ya bu tip projeler savaşsız yapılacak şekilde. Öyle canım. bir şey ki şey savaşsız değil. o dediklerini yapmaları mümkün, mümkün değil. Mümkün yani. değil yani. O nedenle Abi, böyle bir durum var. Bence gidişat iyidir. Soçi'yi ben çok çok önemsiyorum. Önümüzdeki süreç açısından özellikle önemsiyorum. Ee, birçok meselenin çözümü noktasında adımlar atıldı. Bakın e, Ukrayna meselesinde bir gelişme olursa onun da çözümü de Türkiye'ye önemli roller veriliyor. Bugünkü ziyarette muhtemelen öyle sanıyorum şeyle de bağlantılıdır Sochi ile. Hatta Sayın Erdoğan e, konuşma sırasında bir şey söyledi. Burada yaptığım temasları Putinle değerlendireceğiz dedi. Bakın orada bir işaret de verdi. Yani bu da onu gösteriyor ve ben e, süreci çok olumlu görüyorum. Türkiye'yi de çok rahatlatacak bir sürece girdik. E, umarım arkası gelir. Bakın Amerikalılar engellemek için 90 tane numara çevirmeye başladılar. İşte e, orada PKK'yı Türkiye'ye yönelik saldırılara başlattılar. Arkasından işte ÖSÜ'den adam devşirmeye çalıştılar. E, beraberinde önümüzdeki günlerde yeni şeyler de yaşanabilir. Modi'is birdenbire Türkiye'nin notunu düşürdü. İşte Türkiye'ye yaptırım tehditleri var. Siz Rusya'ya bilmem mal satıyorsunuz, ticaretiniz çok arttı diye. Bunların hepsi yeni ortaya çıkan durumu bertaraf etmek veyahut da onu sabote etmek için yapılmış hareketler diye düşünüyorum. Ama tekrar söylüyorum. Şu anda iyi bir yönde gidiliyor. Umarım arkası gelir. E, Sayın Pazarcı siz ne dersiniz? Şimdi Sayın Özçelik yani bölgede çok e, bu ikili ilişkilerin ilerlemesiyle birlikte bölgede çok olumlu bir e, hava estiğini düşünüyorum dedi. Siz de böyle mi düşünüyorsunuz? Sizin bakış açınız nedir? E, Sayın Pazarcı nasıl e, kazanımlar olacak bu anlamda? Bakın genel olarak yapılan yorumlara katılıyorum. <laughs> Ve tabii bazı örnekler vermek gerekir. Bakın dış politikada. Sürekli kavga olmaz, zaman zaman barışırsınız, zaman zaman itişirsiniz. Burada önemli olan Türkiye'nin menfaatleridir. Şimdi İran'la ilişkilere bakalım. İran'la bizim ilişkilerimiz, İran'la kavga ettiğimiz zaman yadırganacak. Ama biz İran'la sürekli kavga halindeyiz. Yani İran'la çıkarlarımız sürekli çatışıyor ve İran Türkiye aleyhine sürekli olarak bir faaliyet içinde. Ama biz e, mecburen iyi görünmeye çalışıyoruz. Ama bölgede Sürekli bir itiş-kalkış içindeyiz. Ee, i̇şte e, mesela bugün e, işte şeydeki, e, Ukrayna'daki görüşme var. E, Sayın Erdoğan bundan bir ay kadar önce de e, Rusya'daydı. Putin'le görüştü. Ama Ukrayna'daki kimse vay Putin'le görüştüm buraya nasıl gelirsin gibi bir tepki içine girmediler. Maalesef bu tür şeyler bizde var. Ve tam tersine Ukrayna'da insanlar alkışladı Erdoğan'ı. Aynı şey Putin'le yan yana gelen Erdoğan için de e, söz konusu olmuyor. Ondan da bizim savaştığımız Ukrayna'ya gidiyorsun sen niye oraya ihas ihas satıyorsun demiyorlar. Yani e, azami müştereklerde, azami menfaatlerde e, olmasa da asgari menfaatlerde birleşiyorlar. Yani geçmişte de böyleydi. Bakın biz e, Çanakkale'de Anzaklara karşı mücadele ettik. E, ondan sonra Mustafa Kemal ne dedi Anzaklara, Anzak annelere? Ee, merak etmeyin dedi. Çocuklarımız bizim misafirimizdir. Bizim bağrımızda uyuyorlar dedi. Yani dünyanın her tarafında bu iş böyle ve e, bunun da kirletilmeye çalışılması söz konusu olacak. Yani şunu düşünün. Biz koskoca süper güç denilebilecek Rusya'nın uçağını düşürdük Suriye'de. E, ne oldu? Putin bizde savaşmadı ve Putin bunun hesabını sorarız demedi. Menfaatleri ağır geldi ve Türkiye ile Rusya bugün gayet iyi ilişkiler içinde. Yani meselelere böyle bakarsak eğer e, doğru yol noktayı buluruz. Suriye noktasına da geldiğimiz zaman bakın Suriye'de biz sürekli olarak bir sıkıntı yaşadık geçmişe baktığımızda. Biraz önce Abdullah Öcalan'dan bahsedildi. Sadece Abdullah Öcalan değil, Türkiye'de terör üreten ne kadar problemli örgüt varsa Hafız Esad döneminde, Baba Esad döneminde Suriye'deydi. Oradaki bir takım kamplarda onlar eğitiliyordu ve Türkiye'ye gönderiliyordu hatta ve hatta e, TİKO denilen örgüt, Engin Erkiner'in TİKO örgütü tamam ve ve tamamen Hafız Esat'tan e, sözde solcu, Hafız Esat'tan talimat alıyor. Türkiye'de eylemler yapıyordu. Bunları kendileri daha sonra e, ortaya koydular. Nitekim işte Abdullah Hocalan ve PKK oradan beslendi. Daha sonra biz bir atak yaptık. Abdullah Öcalan Suriye'den gitti. Bir denemede bulunduk Oğul Esad'la. Çok iyi ilişkiler kurdu Sayın Erdoğan. Bunu düzeltmeye çalıştık ama olmadı. Tekrar ilişkiler kötüye gitti. E kötüye giden ilişkiler devam ediyor ama bu noktada adil bir şekilde Suriye'de de bir barışın gerçekleşmesi gerekiyor. Türkiye'de burada Tarafları eğer barıştırabilirse bizim açımızdan da önemli e, gelişmeler olacak. Çünkü e, çok ciddi miktarda e, Suriyeli göçmen var, mülteci var veya kaçak var ne derseniz deyin. Onların büyük bir kısmının da oraya gitmesi sağlanabilecek. Meselelere böyle bakarsanız, yani dün vay kavgalıydık, bugün niye kol kolayız, yarın şöyle yapacağız değil, e, günlük e, olmasa da bölgesel... E, o dönemlik menfaatler, o dönemlik gelişmeler, dış politikada sizin atacağınız adımları da sonuçta geliştirir, ona göre adımlar atarsınız. Ben son dönemdeki bu adımları ben de olumlu görüyorum.